İyi akşamlar. Evet hocam, buyurun. Evet, iyi akşamlar. Şöyle bir, yani araya girdik, şöyle kısa bir özetleme de yapmak istiyorum aslında. Haziran 27 antrenmanlara başladık. 30 Temmuz'da resmi müsabakalara başladık Süper Kupa finaliyle beraber. 48 günde toplamda bugün 12. resmi müsabakamızı oynadık. Yani pazar, perşembe, pazartesi resmi müsabakalarımızı oynadık. Sakatlıklar, aynı zamanda değişimler çok kolay olmaz. Transferde gidenler, sonra transfer olanlar, 8. ayda, 9. ayda gelenler, oyun organizasyonunda bazen inişler çıkışlar. Ama buna doğru tespitler yapıp tekrar dönüşler sağlamaktı. Yoğun bir süreç ve buradan öyle bu araya girerken çok sağlıklı çıktık diye düşünüyorum. Bugün genel olarak oyunu değerlendirecek olursak, bundan evvelki iki tane maçta, Ferencvaros ve Adana Demir maçlarında, Kızıldız maçı öncesi, yani çok alışık olmadığımız 11'e 10'larda yediğimiz geçişlerden goller yemiştik. Bu durumu tespit edip oyuncularla toplantı yapıp bunun çalışmasını yaptık ki biz, yani benim genelde çalıştırdığım takımlarda hep az gol yiyen takımdır. Savunma yapmak değildir bu. Hücumdayken de savunma güvenliğini almakla alakalıdır. Böyle bir şeye düştük. Ama bugüne baktığımızda ilk 10 dakikada blok halinde topun arkasındayken iki tane gol yedik. Geçişten değil, topun arkasına gittik. Yanlış pozisyon alma, erken hamle yapma. Bugün de bu senaryoyu yaşadık. Bu oyunun zaten güzellikleri burada. Ama ilk 45 dakika oyun planına, oyun organizasyonuna çok sadık kalarak hem 2-2'ye dönüş yapıp hem de oyun planında üretken bir halimizi oluşturduk. Hatta bir farkla da geri düşsek, bu oyun devam etse ben buna bile razıydım. Ama ikinci yarı daha iyi olacak derken 65. dakikaya kadar oyun organizasyonunun içine giremedik. Oyundan uzaklaştık. Bazen erken filan pası, bazen kayıplar, bazen boyumuzun uzadığı anlar oldu. Bugün oyunun başında olmayan bizim gibi Trabzon taraftarı 65'ten sonra onlar da devreye girdiler. Belki bu havanın 72 saatin dolmamasından beri. Onların da bizden beraber itici gücü. Bu hafta 3. müsabaka, 72 saat dolmadan gündüz 30 derece nemlerinde olduğu bir oyunda oyuncularım hiçbir zaman vazgeçmeden. Trabzonspor'un DNA'sında bu var zaten. Oyuncular da hiç vazgeçmeden. Yaptığımız hamleler de buna biraz cevap vererek. Oyunun son saniyesi de olsa sabırlı, vazgeçmeden, oyun planlarına sadık kalarak, bir geçiş takımına çok fazla geçiş vermeden sonuna kadar bunu kovalamak bizim için değerliydi. Onun için 65'ten sonraki oyun daha tatmin ediciydi. İlk yarıdaki oyun daha tatmin ediciydi. Bütününde buradan, bu süreçten kazanarak çıkmak, araya girerken bir nefes almak bizim için son derece önemliydi. Rekor kırılmış, onu bugün şimdi söyler, 94-96 senesinden itibaren iç sahada kaybetmeme rekoru kırılmış. Bu devam ediyor. Bu hafta 3. maç 72 saat dolmadan hem topla oyna hem rakip 5 kilometre fazla koş. 118 koşmuşuz, rakip 113 koşmuş. Bu rakamlar da, bu veriler de bizim için değerli. Gene söylüyorum, iyi bir aileyiz. İçeride pırıl pırıl bir oyuncu grubu var ve grup enerjisi çok yüksek. Aile yapısı çok iyi. Birbirine devamlı pozitif anlamda destek veren, yardımcı olan bir oyuncu grubu var. Onlara da teşekkür ediyorum. Ve bu araya girerken biraz uzak kalacağız. Bazen günleri karıştırıyoruz. Kalktığımızda hangi gündü diyoruz. Birinden çıkıp birine hazırlanmak hem fiziksel hem zihinsel kolay olmuyor. Bu arayı milli takıma giden oyuncularımız da var. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Milli takıma giden oyunculara başarılar diliyorum. Umarım sakatsız gelirler. İyi değerlendirip sonra tekrar başlayacak yoğun bir sürecin içine hem Avrupa Kupalı hem lig devam edeceğiz. Trabzonspor 12 müsabaka sonunda, resmi müsabaka sonunda her kulvarda yarışına devam ediyor. Bence önemli olan, değerli olan bu geçiş döneminde, sancılı dönemde yarışın içinde devamlı her kulvarda olabilmektir. Onun için tekrar oyuncularıma teşekkür ediyorum. Gaziantep takımına başarılar diliyorum. Evet. Hocam, Gözken Gaziantep Foto muhabiri. Hocam, az önce Erol Hoca da açıklamada bulundu. Gaziantep tepkisinin hakem konusunda bayağı şikayeti var. Gerek penaltıda, gerek Trabzonspor'un 3. attığı golde. Ya bununla ilgili sizin eleştiriniz var mı? Yani bir yapacağınız yorum var mı? Ben biraz tanıyorsanız beni, yarışmacı teknik direktör olarak 20 senedir toplamda 3 tane yoktur hakem hakkında pozisyonla ilgili konuştuğum.
Akşamleyin değerlendirmesini hakem hocaları yapar, MHK yapar. Bu oyunu hakem üzerinden konuşmak çok doğru olmaz. Hiçbir zaman kazandığımda da kaybettiğimde de bunu hep ifade ettim. Pozisyonları şu an itibariyle hiç bilmiyorum. Onun için tekrar seyredip sağlıklı bir karar vermek ve düşünmek, öyle konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Öyle bir deneyimim de var. Bazen kenardan bu faul diyoruz ama maçta sonra baktığımızda bu çıkmıyor. Onun için ben böyle bakıyorum. Bu oyunu Türkiye'de hakemler üzerinden konuşursak biz kendimizi geliştiremeyiz. Başka geliştirmemiz gereken konular var. Evet. ...61 Medya Ezgi Alp Hocam... ...rakip takımın özellikle ikinci yarının... ...belli bir döneminden sonra... ...oyunu soğutmaya çalışması... ...2-2'ye razı olması... ...ama Trabzonspor'un belki o anda... ...daha istekli olması... ...Trabzonspor'un 3. golünün gelmesinde etkili oldu mu... ...siz o an çizgideyken... ...oyuncularınızdan nasıl bir hava aldınız? Ben oyuncularım zaten 65'ten sonra... ...oyuna çok isteyen devam ettiler... ...kazanmak için her şeylerini deniyorlardı... ...ben orada sadece... ...yani hem bunu deneme... Hem de orada geçiş yememek için bir takım yerleşimleri doğru yapmaya çalışıyordum. Bunun için çok yani konuşmak çok doğru olacağını düşünmüyorum. Süre uzadı. Uzadıkça da bizim iştahımız, arzumuz devam etti. Futbolun içinde olan bir şeyler umarım hepimiz için. Benim takımım için de, başka takımlar için de. Topun daha oyunda kaldığı, sürelerin daha uzun olduğu, sadece oyunun konuşulduğu, hakemin konuşulmadığı, türbünün konuşulmadığı, medyanın konuşulmadığı bir futbol ortamı bütün şeyim. Çünkü futbol, bu oyun bir iyileştirme gücü vardır. Ben bu oyunun iyileştirme gücünden yana her zaman taraf oldum. Bu şekilde oyunun içinde kalmaya devam edeceğim. Hocam, öncelikle müthiş bir geri dönüş maçı daha izledik bugün. Erol Hoca biraz önce dedi ki bir soru üzerine, biz Trabzonspor'a aynı sahada, aynı nem ortamında ve sıcaklıkta oynadık. Ama oyuncularımın son yarım saat sık sık sakatlanıp yere yatmasının sebebi su kaybı ve kramp girmesi. Siz de aynı sahada ve aynı sıcaklıkta oynayan bir takım olarak oyuncularınıza kramp girmemesi ve yere yatmaması için özel bir önlem mi aldınız? Yoksa bu... Ya gene buna yani kendi açımdan cevap vereyim. Benim üçüncü maçım bu hafta 72 saatte dolmadı. Yani Perşembe günü de yüksek tempoda bir maç oynandı. Yani o tarafından o şekilde bakmıyorum. Sakatlık da yani bilemiyorum, benim oyuncularım değil. Sağlık nasıl bir cevap veriyor? Kramp da girmiş olabilir. Ben oyundaki süreye bakıyorum. Andaki kazanmaya bakıyorum. Benim için değerli olan topun daha oyunda kaldığı, oyunların daha fazla oynandığı, aksiyonların, taktiklerin konuşulduğu bir oyundur. O tarafına çok girmek istemiyorum şimdi açıkçası. Kendi açıma da girmek istemiyorum. Kendi takımım yüzünden de girmek istemiyorum. Gülsem Bey. Hocam tebrikler. Yunus Emre'sel Sabah Gazetesi. Teşekkür ederim. Hocam, bir önceki maçın ardından esas toparlanma hedefi olarak Kasım ayındaki Dünya Kupası arasını göstermiştiniz. Ancak öncelikli hedefimiz milli araya galibiyetle moralli girmek demiştiniz. Milli arada neleri değiştirmek istiyorsunuz? Ne gibi bir çalışma program planlıyorsunuz bu süreç için? Hiçbir şey planlamıyorum. Dinlenmek istiyorum. Takım olarak da. Takımın zaten yarısından çoğu yok. Milli takımlarda olacaklar. Sakatlarım var. Onlar tedavi olacak. Hiçbir plan, hiçbir çalışma yok. Sadece fresh olabilmek. Hafta başında müsabaka dönemine milli takımdan dönen oyuncularım da sağlık dönmesinden yana olacağım. Tespitlerimiz biraz evvel dediğim gibi. Geçen nasıl geçiş yedik? Bunu tedavi etmeye çalıştık. Bugün beklerken 10 kişi topun arkasında 2 tane gol yedim. Bunlar her hafta değişecek. Ben bunları tespit edip ekibimle beraber bunun çalışmalarını yapacağız. Şu anda dinlenmekten ve uzak kalmaktan başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Arkada bir gün daha fazla uzattım bugün. 4 gün. Haber 61 Tuncay Lako, tebrik edelim hocam. Bütün oyuncular sizin özelinizde değerli ama ben bugünkü 90 dakikanın finalinde bir Marek Hamşik değerlendirmesi Abdullah Hoca'dan istiyorum. Teşekkürler. Ya Marek Hamşik hani 60 dakika, 70 dakika biraz daha kalmak istiyor. Sakatlanma şeyinden şey yapıyoruz, korkuyoruz. Uzun süre sahada kalmasını istediğimiz için. Marek onu yani çok konuşmaya gerek yok. Özel, dünya futbolunu kabul ettiği, bizim için de iyi olduğu sürece bizim içerideki aklımız, organizasyonun şefi, umarım sakatlanmadan devam eder. Her zaman iyi olduğu fiziksel ve sakat olmadığı zaman katkı sağlıyor. Evet, başka soru?
Hocam tebrik ederiz. Ali Savaş 61 saat. Hocam deyim yerinde ise direkten döndük yani 2-0'dan 3-2 müthiş bir geri dönüş. İşte arda arda gelen maçlar bir stres var. Bu galibiyetle beraber hem futbolcularınız hem siz stresten kurtuldunuz, kafanız rahat. Yani güzel böyle sırt üstü uyuyacak bir zemini hazırladınız mı kendinize? Stres bunun içinde zaten yani arkadaş gibi yani ben onu yani çok şey değil. Önemli deneyimlerimiz oldu artık. Senelerdir yaşadığımız deneyimlerimiz var. Yani direkten döndük falan bunları kabul etmiyorum. Maçtaki top direkten dönüyor. Biz direkten dönmüyoruz. Onun için bu oyun içinde var. Bazen kaybedeceksin, bazen kazanacaksın. Bütününde baktığında Trabzonspor takımı 22 aydır en fazla puan alan, en fazla kazanan, en az gol yiyen birçok şey yapmış takım. Yapmaya da devam edecek. Bence bu tarafından bakmak. Yani bir maça direkten döndük ama ya stres, ay kaygı falan. Bu olumsuz enerjiden ülke de kurtulsun. Şehrimizde kurtulsun. Çünkü bu şehrin çok büyük enerjisi var. Trabzon'un DNA'sında nasıl 2-0'dan 3-2 dönmek varsa ben bu enerjiyi olumluya çevirmekten yanayım. Umarım böyle o enerji verdikleri, destek verdikleri taraftarımızın nasıl devreye girdiğinde, nasıl geçen sene devreye girdiğindeki bizi nasıl ittiğinde onun için taraftarımızı bugün onlar için de gündüz maçı belki ilkti. Sıcak belki zordu ama sonradan devreye girdiler son bölümde. Teşekkür ediyoruz. Bundan sonra bizi yalnız bırakmasınlar. Turgay Beşyıldız. Hocam tebrikler. Teşekkürler. Abdülkadir Ömür'ün üzerinde görünen bir stres var. Bu 15 günlük arada acaba Abdülkadir Ömür'ün çok daha iyi bir duruma gelmesi için her açıdan bir program düşünüyor musunuz? Özellikle Abdülkadir Ömür için. Geçen sene biliyorsunuz şampiyon olduğumuzda Galatasaray maçında Ömür'ün içerideki yaşadığı bir takım yani oyun performansı anlamında bir sıkıntı vardı. 33. dakika oyundan almıştık. Gene burada aynı yerde basın toplantısında şu ifadeyi kullanmıştım. Biz Ömür'le şampiyon olacağız. Bu tür oyuncularla şampiyon olacağız. Şükürler olsun bunu gerçekleştirdik. Ömür'ün de geçen sene son zamanlardaki en iyi performansını geçen sene sergiledi. Hani hem gol olarak hem asist olarak. Hatta şu hikayede Antalya maçının sabahı kapımı çaldı girdi. Ben bugün sahada olmak istiyorum dedi. Şampiyonluk gününde sahada olmak. İki asist yaptı o gün biliyorsunuz. 2-2 biten maçta. Ömür bu yörenin duygusal çocuğu. En yetenekli oyuncularından bir tanesi. Ben taraftardan da rica ediyorum. Sonuna kadar onlara destek olsunlar. Bugün sahanın içinde neden zorlandığımızı anlatabiliyor muyum? Yerli oyuncu 8+3'ler hamlelerimizi, sürelerimizi de uzattırıyor bize. Yani onun için Ömür bizim için çok değerli. Hem yetenekli oyuncumuz. Ömür'ün fiziksel değil sadece. Zihinsel de enerjisiyle buranın evladı. Biz onu kazanmak için daha fazla performansın daha iyi olabilmesi için çalışmanızı yapacağız. Onun için Ömür buranın değerli oyuncularından bir tanesi. Son soru. Hocam Ömür'den söz açılmışken bu hafta biliyorsunuz milli takım aday kadrosu açıklandı. Giden oyuncularınız var ama kamuoyunda gitmeyi hak edip gitmediği söylenen birçok oyuncu var. Siz bu şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben milli takım oyuncusu hocalığı yaptım. Evet. Milli takım teknik direktörlüğü yaptım. Hatta bazen çağırmadığım zaman asimile olmuş falan dediler benim için. Onun için oraya saygı milli takıma bir tercihtir. Yarın bir gün kim olursa olsun bu olacak. Dünyanın her yerinde oluyor. Bu tercih meselesi. Hocanın oyun planı, rakibi, oyuncunun performansı, oyuncunun milli takımlardaki geçmişi. Bir sürü detay var, kriterler var. Onun için ben milli takım hocasının sadece milli takıma vereceğimiz oyuncu sayısını çoğaltarak destek oluruz, konuşarak değil. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Tabii, buyurun. Tim milli oyuncu hoca olarak Gaziantep'e kaleci Günay Güvenç'in milli takıma hak ettiğini düşünüyor musunuz? Ben biraz evvel cevabını verdim zaten. Milli takımı tercihleri konusunda bir milli takım hocaları üzerinden yorum hiç yapmadım. O koltukta ben de oturdum. Ama ben şu tarafından bakıyorum. A milli takımın son 8 senedir oynayan kalecileri bizim kaleci antrenörü ve benim ekibimden çıkmıştır. Mert, Volkan ve bugün Uğurcan bu grubun çalıştığı oyunculardır. Ben ekibime o yüzden teşekkür ediyorum. Son 8 senedir A milli takım kalesini beraber çalıştığımız ekibimizdeki
Kaleci, bizim oyuncularımızı kaleciler koruyor. Ben bu tarafından bakıyorum. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Şimdi biliyorsunuz eve yatıyor musunuz? Yok. Dolanacak.